Hem sizi heyecanlandıracağını düşündüğüm, çok sevdiğiniz, Türkiye'de en azından yaşarken kıymetini bildiğimiz değerlerden bir tanesi, hem radyomuzu, dinleyicilerimizi heyecanlandıran hem de benim çok sevdiğim, çok değerli bir insan, bir sanatçımız şu anda hattımızda. Neşet Ertaş, Neşet Baba. Aa, Neşet, Neşet sevgili Neşet. Neşet Baba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba Mehmet kardeş. Bugün koca çınarı aldın getirdim oraya. Doğduğu günden bugüne batmayan sanat güneşimiz sevgili Orhan Gencebay'ı bizimle canlı canlı yüz yüze getirdiğin için sana teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum Mehmet kardeş. Sağ olun. Ellerinizden öpüyoruz. Saygıyla eğiliyorum önünüzde. Orhan kardeşime de bir merhaba diyeyim. Buyurun, buyurun, buyurun. Merhaba dost kardeş. Selamlar, nasılsın sevgili kardeşim, nasılsın, iyi misin, sağlığın nasıl, iyisin, evelallah kale gibisin zaten ya, her zamanki gibi. Şimdi ben söyleyebilir miyim? Tabii, dayanamadım. Tabii. Beni çok ağlatmıştır Neşet kardeşim, beni çok ağlatmıştır, çok mutlu etmiştir, feyz almışımdır. Allah razı olsun. O Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük efsane, birkaç efsanesinin başında gelenlerden biri. Gelmiş geçmiş gelmiş diyoruz. Gelmiş geçmiş diyorum, evet. Evet. Çünkü onu bilenler bilirler zaten. Ben onu en iyi bilenlerden biriyim. Çok küçük yaşlardaydık her ikimiz de tabii ki. Ben onu tanıdığımda 16-17 yaşındaydım. O çaldı söyledi. Ben ağladım, ben çaldım söyledi. Böyle bir karşılaşmamız var ki. O zaman ama o bütün Türkiye'yi acayip derecede dolanıyor da sesiyle sazıyla bütün insanlarımız onu anarak son derece mutlu oluyor. Ağlıyorlar, gülüyorlar. Böyle bir insan. Neşet ülkemizi son derece etkilemiş, bütünleştirmiş bir kişidir. Efsanedir. Orhan Gencebay bulmaz. Diyor ki çok önemli. Neşet Ertaş bir evet. Efsanedir. Evet. Gelmiş geçmiş en evet. Önemli sanatçılarımızın başında gelir. Evet, tabii. Benim söyleyecek zaten Orhan kardeşim söyledi. Her şeyden evvel ikimiz de gönül aşığıyık. Birbirimize nasılsın, iyi misin diye sormamıza gerek yok. Kalpten kalbe bir yol var zaten. Gönülden gönüle birbirimizi evet. Zaten biliyor. Biz birbirimizi sormadan bilen, bakmadan gören iki cana sahibiz. Güzel, her şeyi anlattı evet. Neşet. Kalp gözü, gönül gözü, akıl gözü ve bunlara sahip olan kişi hisseder ve bilir zaten. Biz öyle anlaşabiliyoruz onunla. Sağ ol Neşet kardeşim. Ben gözlerinden öpüyorum. Her zaman olduğu gibi kale gibi görüyorum. Bu bana mutluluk veriyor. Sağ ol. Bu kale ebedidir evelallah. Bunun kerpiçlerini tek 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 alsalar asırlar yetmez. Sevgimi sunuyorum sevgili Orhan'ıma. Sağ ol. Bir mukavele Neşet. Sunuyorum sevgili Mehmet'ime bugünü bize bahşettiği bu şu zamanı bize ayırdığı için özür dileyerek sizi Orhan kardeşimden bir eserinden bir tanesini rica etmek istiyorum. Buyurun. Bütün eserlerini saygıyla dinlerim. Sağ olun. Hangi kaseti çıktıysa alırım baştan başa dinlerim ama içinde bir tane çok sevdiğim bir türkü formunda bir eseri var. İlk mısrasını bilmiyorum ama gün doğarken başka, batarken başka. Olsa evet. Da yer mi var gerçek yok bir aşka? Neşet kardeşim bahsettiği türkü benim çok sevdiğim bir türküydü. Küçük bir notunu çalayım. We'll be right back.